Allah nasip kısmet ederse bu yeni dönemdeki zaten en büyük işimiz deprem gerçeği bu şekilde yaşandığı sürece dönüşümün mutlaka olması gerekiyor. O anlamda bu dönemi tarım, turizm ve dönüşüm ve üretim olarak adlandırıyoruz. Özellikle 100 binlik planlarda Orhan Gazi'mize biçilmiş olan elbise bildiğiniz üzere tarım ve turizm. Bugüne kadar ufaklı tefekli belki çalışmalar oldu. Ama bugünden sonra bu anlamda çok daha ciddi çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini bizler de inanıyoruz. Artık bunların planları tamamlandı. İnşallah hızlı bir şekilde bunların işlemine geçiyoruz. Bunun haricinde... Deprem mi oldu? İşte dediğim gibi bu hayatımızın gerçeği. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi... Büyük mü oldu? Ben anlamadım. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi deprem bu ülkenin bir gerçeği, bu bölgenin bir gerçeği. Onun için gerçekten yapılabilecek en doğru şey bu bölgede dönüşümle ilgili, binalarımızın yenilenmesiyle ilgili, en azından bizden sonraki kuşakların huzur içinde yaşaması için bu dönüşüm ve değişimin gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizim daha çok yürüyecek yolumuz, Bursa için daha çok söyleyecek sözümüz var. Birlik olacağız, birlikte yeniden başaracağız diyor. Yenilik merkezi 10.45 olmuş. Şahin Yıldırım'daki derinlik 5.5 kilometre, 3.6 büyüklüğündeymiş. 3.6 büyüklüğünde. Şahin Yıldırım'da burada yakın bir lokasyon, çok uzak değil. Depremle alakalı. Siz hiç kentsel dönüşüm yapan bir CHP'li belediye gördünüz mü? Google'a girin sorun. CHP ve kentsel dönüşüm diye. Mümkün değil. Kentsel dönüşüm yaptığımız her yerde biz bunları yaparken 3 tane kalem kullanıyoruz. Bir Burkent diye bir şirketiniz var bizim. 2 TOKİ. 3.'sü de özel sektör. 2017 Kasım'da göreve geldiğinde 17 milyon cirosu olan 12 tane çalışan olan 12 milyon cirosu olan 17 çalışan olan bir şirketti. Burkent geçen sene milyarı geçti. 1 Nisan sabahı Ulu Cami'deki namazdan sonraki ilk işim ve en büyük işlerim kentsel dönüşümle alakalı olacak. Bursa'ya yakışır, yarışır bir ortam hazırlamamız lazım. Tam 100 bin farklı alanlarda, bunun içerisinde Orhan Gazi'nin alanlarda 100 bin bina dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Yiğitler'e seneler 75. yıldaki ilk etabı 17 Ağustos 2022'de temel attık. 17 Ağustos 2023'te açılışını yaptık. Bir yıl sonra depremin seneyi devresinde. Yine Gaziantep'in maalesef kentsel dönüşüm ve gelişim alanı. Sıcak suda yapıyoruz kentsel dönüşüm. Yan taraftan da biz öyle binayı yık, 3 katlı, yerinde 13 katlı bina. Biz böyle kentsel dönüşüm falan yapmıyoruz. Kentsel dönüşüm yapmakla beraber biz aynı zamanda orada yol, yeşil alanlar da ortaya çıkıyoruz diye söyledim önce. Şimdi bunları yapıyoruz. İkinci etap görüşmelerine başladık. Kanun eskiden diyordu ki %66'yı bulursan yapabilirsin. Şimdi %51'e indirdiler. %50'yi bir geçtim mi yetiyor. 420
20 dönüm kalanında 2300 tane konut. Türkiye'nin şu an en büyük kentsel dönüşümü. Belki diyebiliriz ya arkadaş, Orhan Gazi'nin neresinde burası? Ya merkezde çok yoğun bir şekilde başladığımız için daha güzel binalar ortaya, daha sağlam binalar ortaya çıkarmak zorundayız açıkçası. Yine diğer alanlarla alakalı arkadaşımız gösteren yüksek yapılar vardı mesela. Tavır Plaza, yıktı. Anlar Bölgesi, Boyner Binası. Cenab-ı Allah bunlara oy verme bile nasip etmedi onlara. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmuşum, Çevre Şehircilik Bakanımıza konuşmuşum. Sayın Cumhurbaşkanım, yıkmazsak bu şehri değiştiremeyiz. Yıkmamız lazım, daha çok yıkmamız lazım. Şimdi nasip olursa ay sonu olur. 24'e ertelendi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu arada. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla şu Hanlar Bölgesi'nin projesini de açmış olacağız. Elin gavuru diyor ki, çöp değildir diyorlar. Bunlar diyor ham madde, çöp demiyorlar da. Bu attıklarımızın 175-80 çöp falan değil. Bu tesisin şu an bir tık önceki hali, yani en orijinal hali, bu onu söyleyeyim. En orijinal hali, şu an dünyadaki en modern sistem. Bunlar hayırlı bir iş yapmadığı gibi yapılacak hayırlı işler de her zaman engel oldular ha. Vallahi bak böyle bir sorunlar var ya. Tarihi turistik tesislerimiz. Burada hazır gelmişken bilgi de vereyim. Bursa Mevlevi Hanemiz her perşembe saat 19'da. Sizlerin misafirine tam onur duyarız. En son 98 yıl önce Sema Mukabelesi yapılmış. Türkiye'deki önemli Mevlevi Hanelerden bir tanesi. Bu tesis ortada yoktu. Harami bir yerdi. Bunu da ayağa kaldırdı. Çok orijinal. Müzesi de var içinde. Matbah bölümü var. Orada çay kahvemi bile ikram edebiliriz, ağırlayabiliriz size. Çok orijinal. 7 gün açık ama sadece perşembe akşamları Sema Mukabelesi var. Cumartesi de başlıyor inşallah. Kayıtlarına göre Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu gün, gastronominin olduğu 3 gün. Kitlenmiş yerdesin. Böyle kitlenmeye can kurban. Ciddi alışverişler yapın. Hatta kadın kooperatiflerimiz. Bizim gençlerle alakalı heyecanımız var, hedefimiz var. Onların iyi eğitimler almasını, onların hayata iyi hazırlanmasını istiyoruz. Gençlik merkezlerinde millet kıraathanelerinin olsunlar istiyoruz. İnşallah Orhan Gazi Gençlik Merkezi birincisinde var ama ikinci, üçüncü yılı açmak nasip olur inşallah. Hizmet tesisleri, sosyal tesisler, sağlık tesisleri, 6 tane okul yapmışlar. Hasköy, Yenikent Mezarı. Yine Hamitler burası. Mudanya sınırları içerisinde. Bunun hemen alt tarafında da şimdi mesire alanı yapıyoruz böyle. Süper bir mesire aldık. Ormandan aldık yeri. Orada piknik yapanlar empati yaptıklar. Ya Rabbi bir gün ölüm var. Çok fazla dünya işlerine kaptırmayayım kendimi diye. Mezarlık manzaralı bir piknik alanı da yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani yok mu başka kardeşim? İşimiz gücümüz Bursa deniz çıktık bunu. İki aydır lanse ediyoruz. Bir sürü afişler bastık. Senin belediye başkanı değil. Ne kullanıyor şimdi anlamadım kardeşim. Biz zaten bunu kullanıyoruz sağlık. Baktık en son CHP'nin genel merkezinin aday tanıdığım tarafında işimiz gücümüz Türkiye'ye çıkmışlar. Mutlu oluyorum tabii. Takdir edilmek güzel şey açıkçası. 34 tane atık su arıtma değilsin. 24 tane içme su arıtma değilsin. 3400 kilometre içme su yaptı. Buradan Kars'a git, geriye gel, bir daha çıkalım, bir daha git, gidersin yani. Kars'a varırsın yani. Ardana diyelim ya, Kars'a demeyelim yani. Madem Ardana reklamı yaptık. Faturalardan katatık bedelini kaldırdık. AK Partili belediye başkanlarımız birbirini bile çıkarmadı. İsyan mahkemeye verdiler. Kardeşim, su faturasının üstüne bir dünya kadar da şey geliyor ya. Buski faturası üzerinden tahsil ediyorsun. Hani kolaylık sağlayacaktık milletin madem bu manada. Şimdi bir de tezahürat ediyorlar. Göreve gelirsek velhasıl hayat geçtir bu işlere. Ama Allah'a hamdolsun. Biz o hayatına dokunduğumuz insanları gördükçe, o değişen caddeleri, sokakları gördükçe, o gençlik merkezindeki evlatlarımızı gördükçe Allah'a şükür olsun. Biz teskin oluyoruz, mutlu oluyoruz. Rabbim inşallah daha yeni nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Destek sizden, sabahlara kadar koşturmak da bizden diyorum. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum.